Ey Allah'ım. Hah, dur. Tamam, tamam. Bunları götür, bilgisayara girsinler. Tamamdır. Ay, kızım şunu alsana. Boş ne kadar kaldı makyaj? Bir cenazem çıkmadı, kaldı burada. Tamam, biraz daha çabuk. Hadi arkadaşlar. Sen de biraz tut, olur, ışığı olur. Tut. Olur, onları hemen kombinlesinler. Kızım geçmeyin. Çok güzel, ben de kıyafetin altına rahatsız. Cevap verin bana. Güzel. Hı. Dik dur hayatım, dik dur. Rahatla, nefes al. Ver. Ay, başım döndü. Yapalım o güzel. Bak o fonla şu pembeleri kullanabiliriz. Bunlar onlardan mı ayakkabılar? Tatlım o kadar, girme başka oraya. Başka ne var elimizde arkadaşlar? Al şunu götür. Koray biraz daha renkli. Güzel. Tatlım göster. Göster, markamızı göster. Ha. Dur. Öyle dur. Kız. Boş hadi. Bitti tamam geç. Çok güzel. Diğer bacağını diğer. Tatlım harikasın. Harikasın. Çok güzel. Çok güzel. Defne hadi. Tamam. Dik tut, dik tut. Biraz doldur, doldur. Heh. Şöyle. Düzelt şunu. Heh. Düzelt. Tamam. Koray. Kızlar yorgun mu? Tamam, gözünden de bir şey kaçmaz senin. Toparlarlar şimdi. Bu ikincinin de elbisesinde sorun var, değiştirin. Nasıl sorun var Ömer? Bu ayakkabıyı ofis çıktığı için önüyoruz. Böyle bir şeyin altında olmaz. Değiştir. Defne suyum. Ha? Defne suyum. Oo, kahramanımız gelmiş. Ömer kurtar beni bu kaosta. Batacaksın. Ne canım? Batacaksın diyorum. Onlarla kumda yürünmez. Çok düşüncelisin. Ne giymemi istersin? Ne yakışır bana? Bir düşünelim. Böyle belki topuksuz, daha düz bir şey. Belki çıplak. Mantıklı. Mantıklı. Bu kapıdan çıktıktan sonra aklında işten başka bir şey olmayacak. Anladın mı? Anladım. Güzel. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Çıkalım mı artık? Sinan Bey de teşrif etti. Günaydın, guten morgen, good morning, buongiorno. Nasılsın ekip, ne yapıyorsun? Harikayız. Şey yani ekip çok iyi çalışıyor, harika. Güzel. Koraycığım, sen nasılsın? Hayatım iyi değilim. Bak şu huysuz ortağına bir şey söyle. En güzel yaşımdayım, güneşin altındayım, her tarafım kırışacak, bir şey söyle şuna. Oğlum ne yapıyorsun, o bir sanatçı ya. Ne haber? Aa, şaka yapıyorsun herhalde. Yok. Al şunu. Şekerim. Çantandan tavşan çıkaracağına git karavandan bana dolup dolup bir şeyler getir. 40 numara olsun. Defne. Karavana gitmişken üstüne daha rahat hareket edebileceğim bir şey git. Belki ayakkabı falan değiştir yani. Peki Ömer Bey. Kız. Kalsın krem. Ver. Ucuz da bir şey. Ama olsun. Süreyim biraz. Korktun mu? Sinan Bey. Nasıl ama? Tam bir teknik adam değil miyim? Ha? Şşş, Sabri! Oğlum çevir oradan. Ya da bak şey vardı. Latin bilir misin? Ver şunları. Şöyle bir şey. Sanki işler başım budandı. Gel sana da sürüm şunu. Defne! Ömer Bey geliyorum.
gitmem lazım. Tamam. Şişt, dur, aç avucunu. Şimdi. Yüzüne sür süt gibisin, yanarsın ha. Defne! Koş, koş, koş. Patron kızıyor, koş. Ay, o kadar üstüne plan yaptık ama salak galiba. Kız değil mi? Ay, kafası kopmuş tavuk gibi oradan oraya koşturuyor. Ay, işimiz var bizim bununla. Neriman, ver bakayım şunu. Ver şu gülgünü, ver. Ne zarafet kaldı, ne bir şey. Bir Yasemin'e bak, bir de bizim Safoz'a bak. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Deli dana gibi koşturup duruyor. Beceriksiz bu ayol. Ne yapsın Neriman? Kızcağız işini yapıyor. Asistan değil mi o? Ay Necmi, asistan olsun diye mi biz bu kıza para verdik? Ya hayır, asistan olarak işe aldırdık ya, onu diyorum Neriman. İyi de Ömer'i kendine aşık etsin diye asistan yaptık. Adamı kadınlara küstürsün diye değil. Neriman, gidip daha mı yakından baksak acaba? Yani olaya el mi koysak diyorum. Ay yok yok. Bu şimdi bizi görünce iyice heyecanlanıp hepten işleri berbat eder. Ay tepemden böyle bir şeyler, bir ağrı, bir şey inip duruyor. Ver şu düğünü. Neşe! Ver şunu. Tamam. Bak ben bu görüntüyü sana Photoshop'la hallederim. Burada bu... Ha, karanlık çıkmış bu. Tamam, ben bunu düzeltirim zaten. Ay! Mankenleri yenilemen gerekiyormuş. Bir de şey, ayakkabı. Tamam, tamam. Ay! Hemen. Ayakkabılar, sen koş. Ben ayakkabıları alayım. Bu kadar işte yüklemiyorsun. Burada mıydı? Bir dakika. Şuraya koyayım. Yasemin, gel kucağıma otur. Otururum valla. Ne olur mu? Ne olur ben sana. Hadi. Ortak, konuşalım mı? Konuşalım. Baş başa. Hadi kızlar, toparlanın hadi. Sinan. Hı? Sen bu kızı nereden buldun? Hangi kızı? Sinan, Defne'yi. Ah! Benim asistanım yeni. Ha şey ya, CV'lerden başvurmuş. Ben sanki Manu'da bu garsonluk yapıyor diye hatırlıyorum ama... Manu. Ya Manu, Manu. Ha, ya şey var öyle bir şey, evet doğru ama kızın çok güzel CV'si var ya. Biz an böyle parasız kalmış falan, işte garsonluk da yapmış. Ne bileyim, sen seversin böyle şeyleri, ben takılmazsın diye düşündüm. Sonuçta kız çok iyi her işi yapıyor yani. Bir şey yapıyor da hiç baktın mı ailesi kimmiş, neyin nesiymiş? Araştırdım. Yedi Göbek Saraylılar o. Onu ne bileyim, ailecek mi geldiler, görüştüler? Ya sen onu bırak, ne yapacaksın ki ailesine? Evlenecek misin? Anasından nasıl bilmem abi. Kızın süper bir enerjisi var. Süper bir enerjisi var. Göreceğiz. Rüçücüğüm, biraz ayağını kaldı. Güzel. Harikasın. Tamam, bu bitti. Değiştirin ayakkabıyı. Kime diyorum? Ay seni dayan şişti, ayakkabı getirin. Ay adam ayakkabı diye bağırıyor. Kızım şimdi seni tırnak yiyeceğini, ayakkabı getir, ayakkabı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ha. Ben de. Tamam çabuk ol, hadi. Ey Allah'ım. Ay Allah'ım. Çıkarın, çıkarın, çıkarın. Ay adam bağırıyor, uzatsanıza canım ayağınızı. Kızım hadi diyorum, hadi. Ay tamam, ah, bir dakika. Hadi. Ay. Koşun. 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 Ay salla. Ne oluyor ya? Ay batırdı bizimki. Yürü gidiyoruz. Nereye? Duruma el koymaya. Tamam gidelim. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Koşun koşun. Beceriksiz. Salak. Gerçekten uğursuz bir gün. Buraya gel, ne yapıyorsun?
Kızım koşun. Çabuk götürün. Çabuk götürün. Ha. İyi misin? Kırıldı galiba. Kırık olsa duramazsın. Gel. Bilmeden oldu Ömer Bey. Bir şey olmaz. Telaş yapma. Çok canın acıyor mu? Kırıldı, kırıldı. Of. Ay. İlk yardım çantası getir. Ömer Bey, ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok özür dilerim ama yanlışlıkla oldu. Bir anda kazara ayağım takıldınca tabii suya düştü. Biri ilk yardım çantası getirecek mi yoksa ben bağırmaya devam mı edeyim? Ya şu Ömer'e baksana. Şu asistan kızla ilgileneceğine Tuğçe'ye bakmıyor. Bakmıyor. Kız hastalanacak şimdi. Islandı. Üşütecek. Ne yapacak Ömer? Üfleyerek mi kurutacak? Ha böyle. Ömer Bey. Ama siz böyle cevap vermeyince yani tabii bir tepki de vermeyince ben kendimi çok kötü hissediyorum. Sonuçta kazaydı, bilerek de yapmadım tabii. Özür dilerim. Bu ne, bu burada mı oldu? Yok. O doğuştan. Doğum lekesi. Acıyor mu çok? Aa, ha, durum pek de o kadar kötü değilmiş. Baksana, Ömer diz çökmüş kızın önünde. Gerçekten gözlerime inanamıyorum. Ay, vallahi ben de inanamıyorum. Ay, pis. Yasemin değil mi o? Ay, dur şuna bir laf sokayım. Sok, sok. Hadi gel. Ay, ay, ay. Ay, dikkat. Sen bugün hiç üstüne basma, güzelcene dinlen. Bir iki güne geçer. Anlaşıldı mı? Hı-hı. Sadece dinlen. Anladın değil mi? Peki. Güzel. Ay Ömer, canım bebeğim. Muah, muah. Amca, yenge, siz ne yapıyorsunuz ya burada? Biz gezintiye çıkmıştık. Burada olduğunuzu öğrendik. Bir uğrayalım, ziyaret edelim dedik. Gezintiye Şile'ye. Yani biz buraları çok severiz ayol. Yani danslar, diskolar, gece falan. bu hanım kızımız ki? Hanım kız Defne. Yeni asistanım. Aslı'nın yerine geldi. Aa, öyle mi? Merhaba, memnun oldum canım. Ben de memnun oldum Neriman Hanım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir dakika, sen adını nereden biliyorsun? Ayol, bilecek tabii. Ünlüyüm ben. Dergiler, vergiler. O. Tabii, tabii, tabii. Dergilerden gördüm. Hep fotoğraflar dergilerden. Nasılsın canım? İyiyim, sağ olun işte, bildiğiniz gibi. Canım benim, ben seni nereden bileceğim canım? Ay, ay, amcam bak sıkıldı. Sıkıldı senin amcan, huysuzlandı. Hadi, hadi gidin seti gezdir ona, hadi. Evet, hadi. Sıkıldım ya. Şu suya düşen mankene bir bakalım ne olmuş kızcağız, hadi. Ne o kadar yol gelmişsin, gel bakalım amca, gel. Hadi, gel, gel. Basma sen de üstüne. Gel, gel. Kızcağızım, sen biraz durgun zekalı mısın? Nedir o öyle pot üstüne pot? İşte ben öyle bir anda heyecan yaptım. Mankeni suya düşürmeler, ayağını burkmalar. Sadece Ömer'in dikkatini çekeceksin, bütün dünyanın değil. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bana bak, Yasemin sana bir şey söyledi mi? Yok. Da ben pek sevmedim ya o kadını. Ay. O da seni sevmemiş zaten. Çok iyi, çok iyi. Aynen böyle devam et. Nasıl yani? Ay, ya anlamazsın sen. Boş ver. Bana bak. Senin yüzün düşmüş. Hı-hı. Olmaz böyle. Hayır, gülmen lazım senin. Gel, gel bakayım. ama sen sakarsın be kızım. Hah, gel. Bu böyle olmaz. Erkekler güler yüzlü kadınlardan hoşlanırlar. Sen hep güleceksin. Gülümse bakayım, gülümse, gülümse. Ha? Aynen böyle. Hadi gel. Ha? Ben bu Yasemin için hiç anlamadım. Ay, sen konuşunca ben çok sinirleniyorum ama. Yürü, gülümse, yürü.
Yok ben gidemem. Ömer Bey bana otur dedi. Oo. Hadi hadi. Şükrü. Bugün Defne çekimde neler yaptı haberin var mı? Ne yazık ki Ömer Bey. Çekimleri izleme fırsatım olmadı. Ben anlatayım o zaman. Baş mankenimizi suya düşürdü. Pek beğenmedi galiba kızın giydiği ayakkabıları. Pat diye denize attı kızı. Vallahi istemeden oldu. Ne alakası var? Ya Şükrü abi sen beni az çok tanıdın. Ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben öyle bir insan mıyım? Vallahi bana da hiç öyle gelmemiştin. Vallahi istemeden oldu Ömer Bey. Aşk olsun. Ben kızın yani hanımefendinin ayağına ayakkabı giydiriyordum. Sonra? Sabun gibi kaydı gitti pat diye denize düştü. Ömer Bey, hanımlar bazen birbirlerini az tanısalar da haris duygulara kapılabiliyorlar. Haris? Yok ben asla haris değilimdir. Haris kıskanç anlamında değil miydi? Yok yok kusura bakma ben beni böyle tanımanızı istemem gerçekten lütfen. Öyle olsun bakalım. İkna olduk mu Şükrü? Efendim siz olduk diyorsanız. Hadi olduk diyelim. Gel. Ne var Defne? Ömer Bey ben çıkabilir miyim? Çık. Aslında keşke direkt eve gitseydin. Yani bugün çok yoruldun. Baksana ayakta duramıyorsun. Yok zaten bir sürü iş vardı da. Ama şimdi çıkabilirim. Defne senin bir derdin var ne oldu? Yok. Şey. Şimdi benim çantam suya falan düştü ya. Tabii ayakkabılarım da içinde ıslandı kaldım bunlarla. Ne ayakkabısı? Çok önemli bir şey değil. Tabii bu topuklu ayakkabılarla böyle metrobüste ayakta durmak çok zor. Böyle kendi babetlerimi getiriyordum ama. Şey değil. Maaş yatınca yenisini alırım ben. Çıkabilir miyim? Hadi çık sen çık. Tamam. Teşekkür ederim. Bak bandaj bile yeşil. Zevkli kız işte. Hadi be. Defne, nasıl oldu ya? Ha, iyi, fena değil ya. Eve gidip uzanayım geçer. Defne Hanım damgasını vurdu canım bugüne. Maşallah. Ama vardır böyle tipler. Olayın merkezinde olmazlarsa rahat edemezler. Hayatım sen varken kim nasıl olayın merkezinde olabilir? Kimin haddine merak etme sen. Neyse ben gideyim otobüsü kaçırmayayım şimdi. Otobüs falan. Ay ne cici. Sen bari sarı dolmuşa falan bin. Akbilin de vardır senin. Evet var. Sarı dolmuşlarda akbil falan geçmiyor. Hem artık zaten İstanbul kart var. Doğru söylüyorsun. Ayrıca otobüslerde para da geçmiyor. Karttan bende de var. Aa, şaka yapıyorsun. Kızım İstanbul trafiği diye bir gerçek var herhalde değil mi? Yerin altından her yere daha hızlı gidiyorsun. Sinan. Kafaya alıyorsun beni. Ha, gayet ciddiyim. Sana çıkartalım mı bir tane? Şirketten ha para almam. Hadi kaçtık biz. Kafayı alıyorsun beni. Ya ya içeri ya içeri. Sinan, ha? Ustan işi beni çok düşündürüyor ha. Niye? Marka değerimiz düşmesin. Oğlum, biz dünya markalarıyla aynı segmentteyiz. Şehir dışı diye mi korkuyorsun ha? Ben varım, korkma. Bir dakika. Bu arada ne oluyor? Ne oluyor?
Lan dinliyormuş gibi yapma. Defne'yi kucağa almalar falan ha? Kız yürüyemiyordu kardeşim, ne yapsaydım? Yok yok. Sen bu kıza bir farklı davranıyorsun. Farklı davrandığım yok kardeşim. Diğer asistanlarıma nasıl davranıyorsam Defne'ye de aynı davranıyorum. Aslı hiç böyle davrandığını görmedim de kucağa almalar falan. Ha? Çünkü Aslı yanımda hiç ayağını burkmadı da ondan. Hadi devam. Kesin. Ne yapıyorum ben ya? İçini dışına çıkarırım. Otur şuraya, daha lafım bitmedi. Of, anneanne ya. Dün geceden beri bir canım almadın kaldı ha. Bizi utandıracak bir şey yapıyorsan var ya. Ay vallahi yapmıyorum, billahi yapmıyorum ama. Bırak o telefonu. Ama anneanne, patron arıyor, açmam lazım. Sabahın köründe arayan patron mu olurmuş? Açmayacaksın. Ay iyice delirdin anneanne ha. İşten kovulayım da parasız mı kalalım? Sen benim alnıma baksana bak. Ne yazıyor? Salak mı yazıyor? Yazmıyor. Açmayacaksın. Patronmuş. Benim sözümün üstüne söz söylenmeyecek bu evde artık. Tamam. Açarsan ölümü gör. Yok, o yetmez. Hem öp hem gör. Hadi bakalım. Hayda. Ay. Bıktım, bıktım. Hepinizden bıktım. Senden de bıktım. O kızdan da bıktım. Ömer'den de bıktım. Bıktım, bıktım, bıktım. Kafeinden gözleri çıkmış. Yazık kısa vallahi. Nerim, ne yapıyorsun? Canım, bir tanem, bebeğim, Koraycığım. Nasılsın şekerim? Ay iyiyim bebeğim, ne olsun? Şu iş bilmezlerle uğraşıyorum. Ay dün konuşamadık senden. Bugün gel de laflayalım istedim. Hayatım çok işim var. O kadar çok şey birikti ki. Bir de dünkü kepazelikleri biliyorsun. Çalışmam lazım hayatım. Bugün de bana Naci gelecek. Dedim ki Koray'ıma şöyle bir botoks ısmarlayayım. Birlikte açılalım. Ne diyorsun? Hayatım o zaman öğlen sendeyim ben, tamam? Tamam hayatım, 12'de bekliyorum. Öptüm. Botoks eksikti. Ay ne kadar zekiyim. Bakınca anlaşılıyor mu? Efendim Neriman Hanım? Yani böyle bana bakınca aa bu kadın ne kadar zeki diyor musun? Deme. Çünkü kadının zeki olup da göstermeyeni makbuldür. Peki Neriman Hanım. Hadi 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 içeri. Kalemim bugün. Hah, sebze. Bunları bir çıkaralım. Vallahi hayranım ben bu adama ya. Nasıl sağlıklı besleniyor, dikkat ediyor kendine. Evden işe, işten eve. Oh, spor yapıyor. Bol bol sebze tüketiyor. Vallahi bu adamın 10 tane çocuğu olsa dünya kurtulur. Mis.
Merhaba ya. Bakayım. İğrenç bir şey bu, manyak bunu nasıl içiyor ya? Aa, ben bunu yanlış yaptım galiba. Dur ver. Başka bardağı şey etseydim ben onu. Tam kıvamında, bayağı iyi. Ciddiyim ya. Çok iğrenç bir şey ama nasıl içiyorsunuz ki yani? Vallahi gerek yok, yapmayın. Eziyet etmeyin kendinize. Vallahi hasta mısınız ki? Niye içiyorsunuz ki bu şeyi? Aa. Ne? Gülüyorsunuz. İlk defa sizi gülerken görüyorum ben. Anneannem hep şey der benim. Bir insanın ruhunu ya uyurken ya gülerken görsünler. Gerisi poz. Yani? İşte yani ben sizi şimdi ilk defa görmüş oluyorum. Ondan öncekiler sayılmıyor. Yani diğerleri poz. Ya öyle poz derken öyle numara yapıyorsunuz, şey yapıyorsunuz anlamında değil. İşte çünkü yani sonuçta bu kadar güzel gülen bebek gibi. Ne diyorum ya ben? Ben şey yapayım mı, sizi arabada bekleyeyim mi? Hayır, burada bekle. Ben üstümü değiştireyim, sonra beraber gideriz. Tamam. Aferin. Sadri Usta ile yeni ayakkabının kalıp meselesini konuş. Kalıptan çıkar çıkmaz hızlı hareket etmemiz lazım çünkü vaktimiz daralıyor. Lansman için bunu bekliyoruz. Zaten gittiğinde Sadri Usta sana bir tarih verecektir. Anladın mı? Evet. Güzel. Yeni sezon ayakkabının girişlerini kontrol et. Neriman yengeye her modelden birer tane gönderilecek. Bak bu önemli. Anladın mı? Harika. Front desteklerimiz izinde olduğu için telefonlarımı sen bağlayacaksın. Ha bir de şu Eskişehir ile alakalı hazırladığın raporu ayrıca bana ilet. Anlaşılmayan bir şey? Yok. Süper. Hadi çalış. Tamam, şimdi hemen hallettim. Şimdi ne yapıyordum? Önce numarayı çeviriyorum. Sonra ben Ömer Bey'in asistanıyım. Sizi konferans kola aktarıyorum diyorum. Ömer Bey'e bağlıyorum. Sonra da bu tuşa basıyorum değil mi? O tuş değil, bu. Yıldız değil, kare. Anladın mı? Yıldız değil, kare. Unutma. Yıldız değil, kare. Tamam, sakin ol. Panik yapma. Halledersin. Çok kolay, çok basit. Ben şimdi gidiyorum, işim var. Bir şey olursa beni çağırırsın yine. Hadi canım, kolay gelsin. Tamam. Hadi. Ne dedi bu ya? Yıldız mı dedi, kare mi dedi? Hangisini söyledi? Ya ben 4 kişi birden bağlamayı hatırlamıyorum ki. Vedat! Yıldız mı dedi, kare mi dedi? Bu ne dedi ya? Defne kaç dakika oldu, hala telefonum çalmıyor. Eskişehir'e acilen telefonu da istiyorum. Diyorum ki Manu'yu ara, bana öğlen için yemek söyle. Benim özel bir tabağım var, onlar biliyor. Manu. Önce Eskişehir, sonra Manu. Karıştırma. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Önce Eskişehir'i. Nihayet. Alo. Alo. Muharrem Bey. Alo. İyi günler. Efendim. Sizi Ömer Bey aktarıyorum. Alo. Alo. Muharrem Bey. Ömer Bey. Merhaba. Asistanım birazdan hepimizi konferans görüşmesine alacak. Nasılsınız? Tamam. Alo. Alo. Sevil Hanım. Efendim. Sizi Ömer Bey aktarıyorum. Efendim. Alo. Ömer. Sevil Hanım. Alo. Somonun yanında başka bir şey ister misiniz Sinan Bey? Somon mu? Evet. Defne! Ne bu rezalet? Somon diyor ya. Niye restoran beni arıyor? Defne! Ömer Bey, bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Şimdi bağlıyorum Ömer Bey. Telefonunuz çaldığında 4 kişi birden görüşmede olacak. Söz veriyorum, yemin ederim. Cinnet geçiren patron asistanını doğradı. Ah, Defne kaderinde bu da varmış. Vedat!
Vedat! Vedat, Allah gönderdi seni. Hayır, sen çağırdın öyle geldim. Ha, gerçekçi mi diyorsun? Yani. Allah aşkına şu konferans konumunda nedir, şunu bir hallediver. Tamam. Valla hık diye gideceğim zaten, her şey birbirine karıştı. Çekeyim bir dakika. Evet. Alo, Muharrem Bey. Şimdi sizi aktarıyorum efendim. Evet, evet, sizi biraz beklettik, hemen bağlıyoruz. Çok teşekkürler efendim, sağ olun, iyi günler. Alo, Sevil Hanım nasılsınız? Evet, evet efendim. Bir aksilik olmuş, hemen aktarıyoruz sizi. Çok sağ olun, iyi günler diliyorum. İyi günler efendim. Manu. Evet. Alo, iyi günler Manu mu? Her zamanki öğle yemeğinden, Sinan Bey'e. Bitti, bu kadar. Ay, hayatımı kurtardın Vedat. Vallahi beni doğuracaktı. Ölümün soğuk mühle nefesini ensemde hissettim. Yok. Şey yapayım ben o zaman. Neriman Hanım'a şu ayakkabılarını götüreyim. Hazırlamışlardır herhalde, değil mi? Zaten o da benim yaptıklarımı bir duysa var ya, bir kaşık suda boğar beni. Sıkma canını. Olur böyle şeyler, tamam mı? Hadi ben gittim, görüşürüz. Kolay gelsin. Ay, teşekkür ederim ya. Hala sen de olmasan. Hadi görüşürüz. Efne, ben çıkacağım, işim var da bir Ömer'e uğrayayım diyorum. Müsait mi? Müsait. Uğrayabilirsiniz. Şişt. Ne o? Canlar biraz sıkılmış ha? Öğlen yaptım, her şeyi birbirine karıştırdım. Ömer Bey çok kızgın. Duydum. Kızım var ya, şirkette efsane oldun. Efsane, haberin yok mu? Ya sen niye böylesin? Biraz rahat olsan hiç altından kalkamayacağın şeyler değil ya. Kızım sen akıllı bir kızsın. Sakin olsana biraz. Ne bu gerginlik? Ben akıllı. He. Biraz da şaşkın tabii. Bana bak. Gülümse gülümse. Öyle değil bak. Bu ne? Yukarı doğru. He. Öyle. Bana değil o tarafa. Oraya. Efne. Oo ortam. Ne yapıyorsun sen? Gelmiyorsun değil mi bizim bu teyzenin açılışına? Ne teyzesi? Tabii ki gelmiyorum ya. Çiçek gönderdim ben zaten. Gönderdim değil mi? Tabii tabii gönderdim. Hiç merak etmeyin. Tamam, sen içeri geç. Sen de özür dile, bir şey uydur işte. Bizdir. Tamam tamam, ben de. Buyurun Ömer Bey. Ne konuşuyordunuz Sinan'la? İşte Mesut bu... canım, merak etmiyordum. Yani işle alakalı, o yüzden sordum. Defne, markamızın tasarımlarının son 5 yılda kaç adet üretildiğini, ne kadar satıldığını, hangi ürünün daha fazla sattığını belirleyen bir PowerPoint hazırla. Network'ümüze gir zaten, yılları yaz çıkar. Hatta dijitalde de kalmayalım, hard copy'de de bir örneğimiz olsun. A3'e. A3'e hard copy. Anladım. Sabah elime ulaşırsa şahane olur. Yarın sabah mı? Evet. Başka bir işim var, anlamadım. Yok yok. Ne işim olacak canım? Hazırlarım tabii. Sonuçta network'ümüz de var yani, değil mi? Güzel. 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 Gidin. Sabah elimde olsun bir o ya. Ay nasıl olsun, ben senin daha ne söylediğini anlamadım ki. Yandım kızım Defne. Hayır, sabaha kadar çalışayım, kalayım, yapayım desem, ben ne yapacağımı da bilmiyorum. Vallahi bir gece daha eve geç gidersem anneannem beni doğrar. Vallahi doğrar. Uf. Ay, ne diyeceğim ben şimdi kadına ya? Of! Çıkıyorum ben, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyur Kıvırcık, ne var, bir şey mi oldu? Abi, bittim ben. Patron bir sürü iş verdi, sabaha kadar buradayım. Hayatta çıkamam. Anneannem de sabah zaten bir sürü şey söyledi. Ne olur yardım et. Ya ben ne yapayım kızım? Gel eve, evde yap işini. Ay yapamam abi. Buradaki bilgisayarla yapmam lazım. Anneanneme ne yalan söyleyeceğim ben? Bir şey bul ya. Sen bana bak Kıvırcık. Sen beni de yiyemiyorsun değil mi?
Ha? İş yani bu. Gerçekten iş. Abi ekmek çarpsın iş. Vallahi iş ya. Ya PowerPoint sunum hazırlayıp A3'e hard copy alacağım. Tamam tamam. Artistlik yapma. Anladık tamam. O Nihan'da kalacağım desin. Bak İso diyor ki Nihan'da kalacağım desin diyor. Niye Nihan'da kalıyorsun peki? Görücü gelecek mi? Sabaha kadar mantı atacaksınız. Diyor ki mantı. Tamam duydum duydum ben. Hay İso nereden aklına geldi? Yaşa sen be. Ya ne bileyim. Ben kız istesem önce bir mantısını yerim şahsen yani. Diyor ki ben kız istesem. Tamam tamam duydum. Abi anneannem aynen böyle söyle tamam mı? Ya ben söylerim de bizim Türkan Çavuş buna ne kadar inanır orası meçhul. Ya Allah Allah niye inanmasın ya? Ya Nihan dediğin küçücük kız kim istemeye gelecek onu bu yaşta? Eyyuh 3 seçimde oy kullanıyor bu kız. Ufalsın da cebime girsin yani. Aman neyse ya anneannem ben yalan söyleyince şak diye sesimden anlıyor abi. Şey de şarjı bitti de Nihan'da de haberim vardı ne olur ya. Tamam hadi, hadi kaçtım. Tamam. Hadi. Vedat. Vedat. Ay sen de mi gittin ya? Allah Vedat. Gitmedim de ama gidiyorum. Defne, bugün benim doğum günüm biliyor musun? Ofisten de kimse hatırlamadı. Ben de bari Face'ten arkadaşlarımla kutlayayım dedim. Oraya gidiyorum. Ay doğum günü kutlu olsun. Mutlu yıllar. Sağ olasın. Sen benden bir şey mi isteyecektin? Yok, yok canım. Şey, ben öyle kendim işte. Ha. Sana iyi eğlenceler. Tamam o zaman. Hadi görüşmek üzere. Güle güle. Görüşürüz. Tamam. Güle güle. Bay bay. Mersi bebeğim. Alo. Alo. Neriman anne. Anne mi? Çüş. Şirinlik olsun diye böyle şey ettim. Bana bak. İçime bir titreme geldi korkudan. Yine ne yaptın? Neleri batırdın? Yok. Henüz bir şey batırmadım ama her an batırabilirim. Ömer Bey benden bir sürü şey istedi. Bir de sabah kadar bitir dedi. PowerPoint dedi. A3 dedi. Ne bileyim copy hard dedi. Bir şey dedi. Ay tamam anladım. Dur. Ben şimdi halledeceğim onu. Benden haber tamam, bekle. Tamam teşekkür ederim Neriman. Alo, Neriman Hanım. Alo, Gözlük. Bana bak, Ömer Defne'ye iş vermiş. Bizim Safoz'da ne yapacağını bilmiyor tabii. Hemen her şeyi bırak onun yanına git. Sabaha kadar hazırlaması gerekiyormuş. Ona yardım ediyorsun. Neriman Hanım, ben bugün Defne'yle konuştum. Bugün benim doğum günüm de aslında. Ha, geri zekalı, bir de bana doğum gününü anlatıyor, bir de vaktimi alıyor. Neriman Hanım. Sinancığım, oğulcağızım, yakışıklı oğlum benim. Nerelerdesin, ne yapıyorsun? İyi ne olsun, dışarıdayım. Bir açılış kokteyli var, ona gideceğim. Ah Sinancığım, dön oradan sen evladım. Dön. Bak şimdi, Ömer Defne'ye bir iş vermiş. Bizim saftirik tabii ne yapacağını hiç bilmiyor. Sabaha kadar bu işin de yetişmesi gerekiyor. Hadi git ona yardım et canım. Ya Neriman Hanım ama şimdi sırası mı ya? Hani Defne'nin ha? Sinancığım, canım benim, yakışıklım. Eğer benim ihtiyacım olmasa ben seni arar mıyım? Ama bak şimdi Defne tek başına hiçbir şey yapamayıp bütün işi batıracak sonra. Böyle olmasını ister miyiz? Diyorsunuz. Vallahi sırf siz diyorsunuz diye yoksa biliyorsunuz hayatta yani. Oldu o zaman ben bir kokteyle uğrarım oradan şirkete geçerim. Tamam Sinancığım. Teşekkür ediyorum. Oldu. Görüşmek üzere. Alo Neriman Hanım. Az önce galiba hat düştü. Ay sen misin? Ay çekil ayağımın altından. Affedersiniz Neriman Hanım. Pardon. Alo. Sinan geliyor şimdi sana yardım etmeye. Bekle tamam mı? Ay tamam bekliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok. Ne kapattı? Ah.
Kime süsleniyorsun sen? Hiç. Böyle bir tek düzen veriyordum kendime. Tamam işte ben de onu soruyorum. Kimin için süsleniyorsun diye. Ömer burada mı? Yok, çıktı. Eve mi gitti? Vallahi hiç bilmiyorum. İyi madem. Ben de onun yanına uğrayayım. Yeni ayakkabımızla ilgili bir şeyler konuşacağım da. Vay Ömer'im vay. Ya sen çok fena bir şey yapmışsın bu sefer. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? En az 10 sene. En az 10 sene suyunun suyu çıkana kadar kullanılır, giyilir bu ayakkabı. Ayrıca 50 tane de taklidi çıkar yakında bunu. İlk biz yapalım da usta. Sonra taklidi falan çıksın. Bir zararı yok. Canım benim be, gurur duyuyorum seninle. Deden duysa o da çok gururlanırdı. Hayda. Yine bu yola mı saptık şimdi? Evet, yine oraya saptık. Ne var? Yavrum bak, böyle mutlu anları paylaşacağı yakınları olması lazım insanın yanında. Hayat bu, ölüm var, hastalık var, sağlık var. Bırak sevdiklerin yanında olsun. Düşersin, kalkarsın ama hep sevdiklerinle birlikte olursun be çocuğum. Dedemi tanımıyorsun sen usta. Ben tanıyorum. O öyle iyi günde, kötü günde birinin yanında olacak bir insan değil. Ayrıca olmaması daha iyi. Zaten benden de pek hoşlanmaz. Birisi tutmuş film kuyruğundan, bu ne demiş, incecik böyle tüylü kıllı bir şey demiş. Bir tanesi de tutmuş kalçasından, ana bu ne demiş ya, dev gibi bir şey. Ne demek istiyorsun usta? Bak yavrum, hayat sadece senin baktığın yerden göründüğü gibi değildir. Bazen böyle kendini geri çekeceksin, resmin bütününe bakacaksın. Sadece senin gördüğün gibi değildir hayat. Ah ustacığım ah. Sen nasıl iyi niyetli bir adamsın da. Bazı insan kötüdür. Yani bu kadar. Zorlamaya gerek yok. Kötü. Ne diyeyim yavrum? Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de sen nasıl olsa yine kendi bildiğin yolda yürüyeceksin, kendi hayatını yaşayacaksın. Ama şunu da hep bil. Düşsen de kalksan da ben hep buradayım. Yalnız muhabbete daldık. Orada bir açık var. Kırarım o açığı. Kır, hak ettim. Ne oldu? Ömer sunum mu çaktı sana? Ay Sinan Bey, evet biraz öyle oldu. Kusura bakmayın, sizi de muhteşem sosyal hayatınızdan da alıkoyduk. O kadar da muhteşem bir sosyal hayatım olduğu söylenemez. Aynı renk saçlı kadınların aynı yalanları işte. İyi, bu kadarsa bir şey değil ya. El oyalar sadece. Sabaha kadar buradayız. Olur. Ne dedin? Ne dedim? Şey dedim ya. İnşallah dedim. Sabaha kadar hallederiz yani. Çıktığımızı da aldık. Tamamdır. Aa, bayağı güzel oldu bu. Gerçekten işten anlıyorsunuz. Tasarlayan ben değilim ki. Ömer. Ben sunmayı biliyorum diyelim. Ömer Bey tek başına mı çiziyor bunları? Hı. Baş dizayner. Yani aslında bir ekibi var ama bu işin beyni Ömer'dir. Biliyor musun, aslında Ömer öyle göründüğü kadar soğuk biri değildir. Ben onu İtalyan lisesinden tanırım. Basketbol takımındaydık beraber. Basketbol mu? Ömer Bey kürek de çekiyor. Ömer meraklıdır spora. Aslında kendini zorlamaya meraklıdır diyelim.
Defne. Ömer iyi biri. Yani hatta insanın kıskanmamak için kendini zorlayacağı kadar dürüst. Şey... Of, ben de aslında kötü biri değilim. Yani Neriman Hanım'ın teklifini kabul ettim ama... Yani aslında ben böyle şeyler yapacak biri değilim gerçekten. Sadece bunu bilmenizi istedim. Anladım. Yok, anlamadınız. Ama yine de böyle bir şey söylemeniz çok güzel. Hadi bakalım. Nereye? Ne çok çalıştık ya. Gidelim de bir dürüm patlatalım değil mi? Olur. Sahip çıkabilecek misin? Alayım. Hadi. Pardon. Yarın burayı toplamak sana ait. Elimi sürme. Bakalım. Sağ olasın abi. Gel geçelim şuraya. Yürüyebilecek misin? İşte. Şöyle oturalım. Öyle şey iyi oldu değil mi ya? Balık dürüm yerine omegadır yani. Omega oldu, çok iyi oldu. Oha Vedat. Vedat'ı mı yaptın sen? Yap bakayım da. Bak şimdi. Şimdi bak A3'e F5'e basıyorsun önce. F5 alt tire. Ondan sonra A3'e hard copy alıyorsun. Ondan sonra Ömer Bey'e gönderiyorsun. Tamam mı? Aramızda. O? Hı, biraz serin galiba. Ha? Teşekkür ederim. Nerede? Bir de şey yapıyor. Bak şimdi, sen aldığın beni gördün mü? Ömer Bey'i yolladın mı, tamam mı? Hı? Hallettin mi bunları? Hı? Ya bir de böyle sanki şeymiş gibi, çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyor da. Ben de mecburen anladım Vedat, tamam diyorum. Ya Vedat biraz öyledir. Yani böyle bir şey anlatırken insan kendini salak gibi hisseder, anladın mı? Aslında ben de bir şey anladım. Ne yapacaksın? İdare et. İşte idare edemiyorum bazen. Çünkü anlamadığım için bir de böyle kolay kolay anlatıyormuş gibi. Şu Yasemin'i yap bakayım. Yok. Wow. Vallahi Yasemin gerçekten çok ayıp olur, yapamam. Ya patron olarak senden bir şey rica ediyorum ya. Şey, ama aramızda kalsın olur mu? Tamam. Vallahi takar bana. Ha bayağı performans. Ayakta yapmam lazım. Ömer. Ay çok sıkıldım. Bu akşam yemeğe çıkar beni. Bana sözüm vardı. Ağzına kadar yapıyor. Ya utandım, o kadar değil. Bir şey söyleyeyim. Ben bunu ispiyonlarım. Gerçekten lütfen. Ne olur. Aramızda. Ben böyle müsait bir yerde ineyim. Burası mı evin? Şu ilerideki bina. Bırakayım kapıya kadar. Yok şimdi, söz olur, laf olur. Saat de geç oldu zaten. Söz olur, laf olur. İyi, tamam. O zaman şey yap, girince bir el salla da bari, bileyim işteysen. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi geceler. İyi geceler. Allah'ım, bu yaşadıklarım gerçek mi ya? Hani Nihan'da kalacaktı? Ya anneanne ya! Ödümü patlattın. Kalacaktım da, yani kaldım da. İşte gece tabii döndün, öyle rahat edemedim. Eve geleyim dedim ben de. Kim geliyormuş görücü? Marketin oğlum yoksa kız? Yok anneanne, sen tanımazsın zaten, ben de tanımıyorum. Nihan, verecekler mi kızı? Nihan'ın gönlü var mıymış?
Niye Nihan'a geliyorlar da sana gelmiyorlar? Gelmezler tabii. Yoksun ki ortada. Kapıya bayrak mı asalım gelinlik kızımız var diye? Anneanne gerçekten konuşacak mısın bu saatte? Evde kaldın. Tamam yarın üzülsek buna çünkü bu saatte çok saçma yani. Hadi iyi geceler. İyi, iyi geceler bakalım. Ha, yarın Nihan desin, Defne de mantıya yardım etti desin. Belki oğlanın kardeşi falan vardır. Ay anneanne yeter ne olur ya. Of. Uyuyorum. Ne oldu kızım? Rüyanda mı gördün sabah sabah? Kızım görüşemiyoruz. Çok özledim seni ya. Ne oluyor be? Ne bu duygusal haller? Hayat beni çok yordu kızım ya. İnsanlar falan. Hepsi bir acayip acayip. Gerçi dün gece çok ilginç bir geceydi. Benim için de. Ya hep benden bahsediyoruz. Biraz da sen anlat. Bak daha otobüsüme 8 dakika var hadi. Ay saçmalama yok öyle anlatılacak bir şey. Geçen İso'nun yanında konuşamadık. Nasıl gidiyor Ömer Bey? Nihan. Hani ben sana söyleyecektim de söyleyemedim ya. Ne? Yoksa... Ay dur kızım yazma hemen. Bu... Ömer Bey kim çıktı biliyor musun? Ajan. Uf, fantastik misin Nihan? Öyle değil. Restoranda beni öpen adamı hatırlıyor musun? Allah'ım sen beynimi koru ya Rabbim. Kadın ondan seni buldu şey yap. Bak görüyor musun ya? Ay Nihan, neler oluyor, ne olacak ben hiç bilmiyorum ki. Vallahi çok fenayım ya. Şş, tamam, topla kendini. Hadi geç kalıyorsun, akşam konuşuruz. Bana bak, gün içinde ara, sıkışınca lafları sabah boşaltırsın, tamam mı? Hadi. Tamam. Çok özledim kızım ya. Tamam, konuşuruz. Aman of hiçbir şeye canımı sıkmayacağım. Vallahi. Her şey güzel olacak. Ne yapsam ya ben? Uyandırsam mı şimdi bunu? Alo, ya. Hani sen beni bir arada filan ara dedin ya. Biraz erken oldu ama ben şimdi eve girdim. Ömer Bey uyuyor. Ne yapayım ben? Uyandırayım mı, uyandırmayayım mı? Yani ne alakası var kızım ya? Evet, güzel görünüyor. Bir de böyle zararsız, kuysal, sakin. Tamam. Ömer Bey, uyandınız mı siz? Ben de ne yapayım, nasıl şey diyeyim, uyandırayım mı, uyandırmayayım mı? Şey yapamadım. Siz kürek çekmeye gitmemişsiniz. Biraz rahatsız gibiyim. Şükrü'ye söyle seni alsın, şirkete götürsün. Dönünce de beni alır. Kahvaltı? Cık, yemeyeceğim. Çık sen. Ömer Bey, Defne rahatsız olduğunu söyledi. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok Şükrü, yok. Rahatsız falan da değilim. Aklım başımda değil Şükrü. Bana bir şeyler oluyor. Neyse sen Defne'yi bırak şirkete. Sen dönene kadar ben toparlarım. Tabii ki, tabii ki.
şoförümüz Şükrü Bey her sabah gider dedi. O yüzden dönüşünüzü bugünkü gibi 7.45 olarak aldım. Sinan Bey. Vay. Çok güzelmişsin ya. Çok güzelmiş ya. Süper. Çok iyi değil mi? Hı? Paraları hep böyle olsa işimiz amma kolaylaşır. İş mi? Ne alakası var ya? Sinan Bey Yasemin Hanım'a aşık ya. Yapma ya. Hı? Ha ya şey. Öyle evet, çok işimize yarar gerçekten. Süper olur yani, harika. Vallahi çok güzel olur. Ne güzel olur. Bir dakika. Kararınızı verdiniz mi Yasin Hanım? Teklifimiz hala geçerli. Fazlasını isterseniz görüşür konuşuruz. Ben bunu kabul edemem, çok tehlikeli. Ayrıca ayakkabıyı ben de daha görmedim. Ben şimdi toplantıya gireceğim, sonra konuşalım. Ne iş? Ne oldu iş? Almak için ayağına mı gelmem gerekiyor yoksa zaten ortada bir iş yok mu? Yok. Yaptım ben. Buyurun. Masamda olsun dediğim işleri masamda görmek isterim. Ofisinizde olsaydınız ofisinize getirdim Ömer Bey. E yani sorun benim ofisimde olmamam mı? Aynen öyle. Yani şu anda şu konuşmayı ofisinizde yaşıyor olabilirdik. Tabii amaç üzüm yemekse. Anlamadım. Diyorum ki eğer bana spor olarak bağıracaksanız ben size hiç boşuna cevap vermeyeyim. Çünkü belli ki tersinizden kalkmışsınız. Bu detaylarla uğraşmak istemiyorum. Sabah nasıl uyandığımı biliyorsun. Defne ne yapıyorsun canım? Ne bu tavırlar? Vedat, ben niye böyle bir insan oldum ya? Ben niye böyle şeyler yapıyorum ya? Ne zaman Ömer Bey'i görsem sanki beynimi su yakıyor. Her şeyi yanlış yapıyorum, birbirine karıştırıyorum ben. Bir şey söyleyeceğim. Bu olanları Neriman Hanım duymasın, olur mu? Gözünü seveyim, sen de biraz dikkatli hareket et. Gözlerim inanamadım seni öyle bağırırken görünce. Böyle ani çıkışlar yapma. Of ya. Ömer, sana bir şey soracağım. Tabii senin bileceğin iş ama... bu kızla bir şey mi yaşıyorsun sen? Tabii sorun değil, bekar adamsın. Gönlünü eylemek senin de hakkın. Ama dikkatli ol derim ben. Adamı yapışır kalır böyle tipler. Nasıl tipler? Bu tipler işte canım. Bir sürü hikaye duyuyoruz. Kendini adama yıkmaya çalışan alt sınıf kızlar. Yasemin tamam. Aramızda bir şey yok. Defne benim asistanım. Anladım canım. Bu kız senin ligin değil zaten. Ömer, iyi misin? Konuşmak ister misin?
İstersen bugünü off ilan edip kendimize harika bir gün ısmarlayalım mı? Yasemin, içeriden 37 numara roz comfort getirir misin? Getireyim, getireyim canım da hani bir yanlışlık olmasın diye söylüyorum. Ben 40 giyiyorum. Yani eğer tasarımı benim ayağımda görmek istiyorsan 40'ını getireyim. Nihayet seni güldürmeyi başardım. Giyeyim bir rose comfort. Gerek yok. Ben 37 numarasını istiyorum. Kovuldun kızım Defne. Kesin kovuldun. Kadın seni kovdu, bakışıyla çıktı gitti önünden. Yasemin'cim, yeni ayakkabı geldi mi? Yok, daha gelmedi. Bekliyoruz. Ay herkes bekliyor. Ay rakip firmalar kim bilir ne haldedir, değil mi? Hayatım, bir şey soracağım. Bu eski çalıştığın yer düşmedi mi hala peşine senin? Hani tasarımı bir şekilde bize ver diye. Yok, o nereden çıktı? Bana böyle bir şey teklif etmeye cesaret edebilirler mi sence? Ben öyle bir şey yapmam. Ki etseler bile ben asla yapmam. Sakin ol Yasemin'cim. Ne bileyim, hani buraya geldiğinde teklif etmiştin diye hatırlıyorum da. Hani çizimler bende, isterseniz veririm demiştin de Ömer kabul etmemişti. Öyle bir şey olmadı canım, yanlış hatırlıyorsun. Ben bile hatırlamıyorum. Olduysa da Ömer'in iş ahlakını denemek için yapmışımdır. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ömer, yeni tasarım geldi mi? Henüz gelmedi. Bari çizimini gösterseydin canım. Meraktan çatlayacağız burada, aşk olsun. Gelince görürsün. Peki. Defne. Efendim Ömer Bey? Defne, bir saniye gelir misin? Aa, gelmem mi? Yani ay tamam, şey hemen geliyorum. Ömer Bey, ben böyle az önce size bağırdım gibi oldu ama aslında ben size bağırmadım yani. Şey, uyuyamayınca akşam herhalde sinirlerim şey olduysa. Yok, aslında yani uyuyamadım derken asla böyle şikayet olarak falan değil yani. Ama ben tabii ne söylemek istiyorum, ağzımdan böyle neler çıkıyor kendimi de durduramıyorum zaten ben. O yüzden kusura bakmayın, ben size öyle bağırmak istememiştim. Aslında bağırmamıştım zaten. Defne. Buyurun Ömer Bey. Seninkileri kaybetmiştin ya, işini görür diye düşündüm. Ömer Bey, çok güzel bunlar. İnanamıyorum size. Acaba işin birindir. Yalnız bu bir aferin değil, sakın yanlış anlama. Ya Ömer Bey, gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü çok güzeller. Ay, harikalar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam Defneciğim. Defneciğim, tamam, rica ederim. Merhaba. Ben düşündüm de dediğinizi yapalım. Evet, aynen öyle.